Yazan Honoré de Balzac. Çevirenler Leyla Onat, Şefik Onat. Yöneten Yalın Tolga. Efekt Oynayan sanatçılar Horas Ejder Akışık, Rosalie Pınar Melik, Bayan Löval Gülgün Kutlu, Gamel Raik Alnı Açık, Kontes Beyhan Hürol, Federya Ülkü Ülkümen, Kont Yıldırım Önal, Greenflo Dinçer Sümer. Merhabalar. Ne oldu? Neden öyle telaşlandınız birden? Korkuttun mu yoksa sizi? Hem de nasıl? Neden böyle insan arkasından sessizce geliyorsunuz? Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Sadece bu korulukta dolaşıyordum. Uzaktan bu muazzam evi gördüm. Daha yakından göreyim diye yaklaşırken sizinle karşılaştım. Bir dakika. Sizi tanır gibiyim. Tamam. Siz benim kaldığım anda çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Siz beni tanımakta güçlük çektiniz ama ben sizi hemen tanıdım. Çok özür dilerim. Çoğu kimse dalgın bir adam olduğumu söyler zaten. Neyse. Adım Horas. Seninki? Sen dememin bir sakıncası yok ya. Hayır. Benim adım da Rosalie. Rosalie. Peki Rosalie. Bu esrarengiz görünüşlü evin civarında ne yapıyorsun? Ne mi yapıyordum? Hiç, ben de sizin gibi dolaşıyordum. Senin gibi güzel bir kızın dolaşacağı bir yere benzemiyor burası. Ne biçim bir ev bu kuzum? Şu hale bak, neredeyse bakımsızlıktan yıkılacak duruma gelmiş. Evet, 10 yıldır terk edilmiş bir ev ancak bu durumda olabilir. 10 yıldır terk edilmiş ha? Neden terk edilmiş? Bilmiyorum. Şu etrafındaki bahçeler bir zamanlar meyve ağaçlarıyla doluymuş galiba. Şimdi hepsi kuruyup gitmiş. Her taraf ot dolu. Bacaları da ne kadar yüksek değil mi? Öyle. İnsana dehşet veren bir görünüşü var evin. Uğursuz evler daima öyledir. Neden uğursuz dedin? Kasabada bu ev uğursuz diye bilinir de. Bana öyle geliyor ki sen kasabalılardan daha fazla şeyler biliyorsun. Rosalie, sen bu evin hikayesini biliyor musun? Ben mi? Hayır efendim. Nereden bilebilirim? Seni buralara getiren önemli bir neden olmalı. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece kestirme diye buradan geçiyordum. Yalnız geçmiyordun Rosalie. Şurada oturmuş dalgın dalgın eve bakıyordun. Pek öyle seyredilecek bir manzara değil doğrusu. Burada oturmam bir rastlantıdan başka bir şey değil. Uzun zamandır yürümekte olduğum için yorulmuştum. Onun için önüme çıkan ilk taşın üzerine oturuverdim. Sana inandığımı sanma. Ama neyse. Bu evin mutlaka bir sahibi olmalı. Acaba satar mı evi dersin Rosalie? Neden soruyorsunuz? Yoksa almaya mı niyetlisiniz? Neden olmasın? Aslında ben buralara satın alacak bir ev aramak için gelmiştim. Ama bu evin uğursuz olduğunu söylemiştim size. Beni de cezbeden bu ya. Böyle hikayelere bayılırım. Bu evin uğursuzluğunun nedenlerini, daha doğrusu evin hikayesini öğrenmek bir zevk olacak benim için. Hayır Monsieur, hayır. Rosalie, sen mutlaka bir şeyler biliyorsun. Neden bunları bana anlatmaktan çekiniyorsun anlamıyorum. Geç oldu. Ben artık gitmeliyim. Ama Rosalie dur gitme. Gitmeliyim. Madam yani han sahibi beni bekliyordur. Nasıl olsa ben de hana döneceğim. Birlikte gideriz. Hayır gitmeliyim. Yalnız... Evet Rosalie. O evi satın almaktan vazgeçin Monsieur. Girin. İyi akşamlar Monsieur Horace. İyi akşamlar Madam Löval. Size kendi elimle hazırladığım çaydan bir bardak getirdim. Çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Rosalie yok muydu bu işleri yapacak? Hayır. Bir saat kadar önce bir işi olduğunu söyleyerek izin aldı gitti. Şöyle koyayım çayı. Az daha unutuyordum. Aşağıda Monsieur Gamel sizinle görüşmek için bekliyor. Monsieur Gamel mi? O da kim? Kasabamızın en ünlü avukatıdır Monsieur Gamel. Çok ilginç. Acaba benimle görüşmek istemesinin sebebi ne olabilir? Bana hiçbir şey söylemedi Monsieur. Peki gelsin bakalım. Madame Leval. Evet.
Konuğumuz için de bir bardak çay getirmeniz mümkün mü acaba? Hay hay Monsieur. Monsieur Gamay. Monsieur Gamay. Buyurun. Monsieur Horace sizi bekliyor. Hoş geldiniz Monsieur. İyi akşamlar efendim. Adım Gamel. Avukatım. Evet. Madame Lovell söyledi. Şu anda avukata ihtiyacım olduğunu pek sanmıyorum. Bir suç falan işlemedim ama. Aklınıza kötü bir şey gelmesin Monsieur Horace. Sizi sadece bir konuda uyarmak için buraya gelmiş bulunuyorum. Hangi konuda? Merre şatosunu satın alamazsınız Monsieur. Merre şatosu mu? Şu ormanın kenarındaki viraneden söz ediyorsunuz galiba. Evet efendim. Virane diye adlandırdığınız yerin adı Merre Şatosu'dur. Peki orayı satın almak istediğimi nereden biliyorsunuz? Merre sülalesinin avukatı olmam sıfatıyla bu gibi konularda kulağım deliktir Monsieur. Evet evet. Nereden öğrenmiş olabileceğinizi tahmin ediyorum. Peki neden satın alamayacağımı da açıklar mısınız lütfen? Merhum Kontes Merre. Merhum? Evet efendim. Kendisi 10 yıl kadar önce öldü. Evet. Ve ölmeden önce 50 yıl süreyle Merre Şatosu'nun satılmaması için vasiyette bulundu. Neden böyle bir vasiyette bulundu acaba? Ben de bilmiyorum. Bu gibi durumların nedenini sormak benim görevim değildir. Ben sadece yapılan vasiyetin gerçekleştirilmesini sağlarım. Bu durumda da vasiyeti mirasçılara bildirdim ve bugüne kadar bu işi yürüttüm. Nerede bu mirasçılar Monsieur Gamel? Hepsi Fransa'nın başka bir köşesinde. Burada yani Vendôme'da kimse yok. Fakat Kontes Meren'in vasiyeti bana çok acayip görünüyor. O bizim bileceğimiz iş değil Monsieur. Şüphesiz haklısınız. Yalnız şatonun perişan hali gözümün önüne geliyor da. Evet. Bana kalırsa şatoyu bu şekilde yıkılmaya terk etmek çok kötü bir şey. Binanın her yanı çatlamış. Pencerelerinde cam kalmadığı gibi çerçevelerin çoğu da yerlerinden oynamış. Her taraf ot pislik. Monsieur, bu sözlerinizle beni kandıracağınızı sanmıyorsunuz herhalde. Zaten kanmak veya kanmamak söz konusu değil. Çünkü kanunun bana vermiş olduğu bir görevi yerine getiriyorum. Siz de haklısınız. Monsieur Gamel, Mera ailesini yakından tanır mıydınız? Oldukça. Nitekim Kontes Mera vasiyetini bana ölüm döşeğinde yaptı. Yani öldüğü sırada bile yanlarındaydım. Çok ilginç. Madame Leval, çok teşekkürler. Lütfen çayı şöyle koyar mısınız? Elbette. Çok teşekkür ederim Madame Leval. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bana ihtiyacınız olursa aşağıdayım. Evet. Şu koltuğa geçmez miydiniz? Daha rahat. Evet. Monsieur Gamel, şimdiye kadar duyduklarımdan Meret Şatosu'nda bazı acayip olayların geçmiş olduğunu tahmin ediyorum. Acaba bildiğiniz kadarını bana anlatmakta bir sakınca görür müydünüz? Görüyorum ki meraklandınız. Aslına bakarsanız uzun yıllar Mere ailesinin avukatlığını yapmama rağmen olağanüstü hiçbir durumla karşılaşmamıştım. Ta ki... Evet Monsieur. Ta ki 10 yıl öncesi bir iş için gittiğim Paris'te bir gün otelimde Kont Mary'i karşımda bulana dek. Benimle acele görüşmesi gerektiğini söyledi ve oturup konuştuk. Benden ne istedi biliyor musunuz? Mary Şatosu'nun içindeki en küçük eşyaya kadar satmamı. Peki ama neden? İflas ettiğini söyledi bana. Evet. Teferruatını öğrenmek istedim ama söylemedi. Bunun üzerine eşyaları memnuniyetle satabileceğimi, ancak şatonun mülkiyeti Kontes Meren'in üzerinde olduğu için kendisini muvaffakatine almamız gerektiğini söyledim. Çok sinirlendi kont buna ama sonunda buraya gelip kontesi görmemi söyledi. Kontes hala şatodaydı. O zaman yani, ama kont onun da yakında şatodan ayrılacağını bildirdi bana. Verilen görevi yerine getirdiniz mi? Evet. Hemen kalkıp buraya geldim ama... Evet. Neden sustunuz? Size önce Kontes Mera hakkında bazı şeyler söylemeliyim. Benim anladığım kadarıyla kont ve kontesin araları pek iyi değildi. Her zaman için demek istemiyorum. Yani evlilikleri pek başarılı sayılmaz. Kontes oldukça dindar sayılırdı. Sık sık kiliseye giderdi. Ne yazık ki bu ziyaretlerini daima yalnız yapmak zorundaydı. Çünkü kocasının bu gibi şeylerle pek ilgisi yoktu.
Sonra... Devam edin Mösyö. Gittikçe daha çok ilgi duymaya başlıyorum bu hikayeye karşı. Anladığım kadarı son olaylardan 2-3 ay kadar önce Kont ve Kontes şato içindeki odalarını da ayırmışlardı. Bunun sebebinin ne olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Ama hizmetçileri Rosalie'den öğrendiğime göre... Rosalie mi dediniz? Evet. Neden bu kadar şaşırdınız? Sakın sözünü ettiğiniz hizmetçi şimdi bu handa çalışan Rosalie olmasın? Da kendisi. Mera şatosundan ayrıldıktan sonra burada çalışmaya başladı. Şimdi meseleyi daha açık olarak görmeye başladım. Söylediklerinizden pek bir şey anlamadım ama neyse. Monsieur Horace, Kontes Mera çok güzel bir kadındı. Ama ben onu son gördüğümde güzellik diye hiçbir şey kalmamıştı zavallı kadında. Neden? Hastalık falan mı? Felaket bir durumdaydı. Şatoya gittiğimde Rosalie Kontes'in çok hasta olduğunu söyledi. Yanına gittim, bir hayaletten farksızdı. Bana sorarsanız koca yatağın içinde onu tanımak çok zordu. O kadar kötüydü demek. Bembeyaz bir yüzle, bitap bir durumda yatıyordu yatakta. Ne kadar zayıflamış olduğunu tahmin edemezsiniz. Olağanüstü bir güzellik gitmiş, yerine bir kemik yığını gelmişti. Yalnız beni görünce o göçmüş gözlerinde belli belirsiz bir ışık parladı. Peki sizi görmekten memnun oldu mu? Zaten sonradan Rosalie'nin söylediğine bakılırsa 2 gündür beni arattırıyormuş. Konuştu mu sizinle? Sessiz bir şekilde yatağın kenarına oturdum. Bir süre kımıldamadan dalgın dalgın bana baktı. Sizi temin ederim ki ben de en az onun kadar ıstırap çekiyordum. Sonra aniden büyük bir gayretle bir elini yastığın altına soktu. Orada bir şeyler arıyordu. Nitekim biraz sonra yastığın altından şahane gümüş kakmalı abanoz bir haç çıkardı. Bir haç mı? Evet Monsieur Horace. Haçı güçlükle bana doğru uzattı. Bir an için öyle durdu. Sonra kısık bir sesle kendi ölümünden sonra Mera şatosunun 50 yıl müddetle satılmaması için bana vasiyette bulundu. Allah Allah. Ve Monsieur Horace sonra da... Evet. Elindeki haçı dudaklarına götürdü ve ruhunu teslim etti. Aman Allah'ım, ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Böyle acı bir tecrübeydi başımdan geçen. İnsanın inanası gelmiyor. Sonra 50 yıl meselesi. Peki ama neden? Nedenini bilmediğimi söylemiştim size. Peki Kontes'in ölümünden beri geçen 10 yıl boyunca merak edip bu meselenin aslını araştırmadınız mı? Daha önce de belirttiğim gibi ben sadece bana verilen görevi yerine getiren ve bu görevin verilmesine yol açan nedenleri araştırmayı doğru bulmayan bir adamım. Ancak... Ancak? Bu kez benim de sizin gibi merakım uyandı. Rosalie'yi defalarca sorguya çektim. Sonuç? Sonuç 0 Monsieur. Kızım Mengene gibi bir ağzı var. Bir tek yararlı söz almanın imkanı yok. Biliyorum, biliyorum. Mera ailesini tanıdığını tahmin ettiğim başkaları ile de konuştum. Ama kimse bana en ufak bir ip ucu veremedi. Veremedi çünkü kendileri de bilmiyordu. Artık bundan eminim Monsieur. Böyle esrarengiz bir hikayenin ardındaki gerçeği ortaya çıkaramamak çok kötü. Aslında başlangıçta amacım Mera şatosunu satın almaktı. Fakat şimdi bu isteğimi bir yana bıraktım. Bu mesele beni o kadar sardı ki mutlaka bir şeyler yapıp gerçeği öğrenmeliyim. Ne yazık ki size bundan fazla yardımım dokunamayacak. Anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Şatoyu satın almak için artık ısrar edecek değilim. İzninizle Monsieur, artık ayrılayım. İyi akşamlar Monsieur Horace. İyi akşamlar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Size bir fincan kahve getireyim mi Monsieur Horace? Ha? Monsieur. Ha? Ne? Ha? Bir şeyim var Madame Leval? Bu ne dalgınlık Monsieur Horace? Kahve isteyip istemediğinizi sormuştum. Elbette, elbette, memnuniyetle. Aslında yemek zamanı da yaklaştı ama bir fincan kahve her zaman içilir. Neler konuştunuz Bay Gamelle bakalım? Gözlerinizdeki parıltı ve sorduğunuz soru sizi ele verdi Madame. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Ben eminim anladığınıza. Monsieur Gamel'in buraya neden geldiğini biliyordunuz. Üstelik Rosalie'nin onu kışkırtıp beni görmesini sağladığını da biliyordunuz. Monsieur Horace, söyledikleriniz bulmacadan farksız. Şimdi söyleyin bana bakayım. Kont Mary'i tanır mıydınız?
Dömer mi? Hadi canım, konuşun biraz. Ne tip bir adamdı? Ah, yakışıklı, tam bir centilmen. Sonra uzun boy. Oho, öyle uzundu ki boyuna erişmeye imkan yoktu. Etrafa selam verişini bir görmeliydiniz Monsieur. Vendome'da ona aşık olmayan yoktu desem yalan söylemiş olmam. Siz de mi Madame Loval? Yok canım, benim kocam o zaman sağdı. Toprağı bol olsun. Peki Kontes Meren? Aa, bakın, konta herkes aşıktı derken onun bekarlık zamanını kastediyorum. Bizim kasaba çok namusludur Monsieur. Kont evlendikten sonra kimse ona yan gözle bakmadı. Ama karısının da ondan aşağı kalır yeri yoktu zaten. Ah Monsieur, onu gelinliğinin içinde görecektiniz. O ne güzellikti ya Rabbi. Kiliseden çıkışlarını hatırlıyorum. Hepimiz kilisenin bahçesinde toplanıp onları seyretmiştik. Mutlu bir evlilik miydi sizce Madame Loval? Çok zor bir soru sordunuz. Hem evet hem hayır. Onlarla bir tanışıklığım olmadığı için kesin bir şey söylemem imkansız. Bunu siz de takdir edersiniz. Elbette. Yalnız sağdan soldan duyduğumuz kadarıyla mutlu olduklarını anlardık. Fakat benim şüphelerim yok değildi. Ne gibi? Günün büyük bir zamanını ayrı geçirdikleri olurdu. Kont kasabanın dışındaki büyük kulübe giderdi sık sık. Kontes de yalnız başına atla gezintilere çıkardı. Sonra kiliseye de yalnız giderdi Kontes. Evet, bunu daha önce de duydum. Ama böyle şeylere değer vermemek gerek. Daima yapılan davetlerde ikisinin de ne kadar mutlu ve neşeli olduklarını duyardık. Fakat son zamanlarda bütün mutluluklarını yıkan bir felaket geldi başlarına muhakkak. Yoksa kontun başını alıp Paris'e gitmesi, kontesin de burada yalnız başına ölmesi için hiçbir sebep yok görünürdü. Bu konuda ne biliyorsunuz acaba Madame Loval? Ben mi? Yok canım, ne bilebilirim ki? Benim gibi bir insan. Tam tersine. Sizin bütün meseleyi en ince ayrıntısına kadar bildiğinizden eminim. Yemin ederim ki Evet evet, bir şey söyleyecektiniz. Vallahi ben aslında dedikodudan hoşlanmam. Avukat bey size şeyden bahsetti mi acaba? Hayır hayır, bana hiçbir şey anlatmadı Monsieur Gamel. Kasabada bazı söylentiler dolaşıyordu. Aslında benim bildiğim bazı şeyler vardı ki... Madame Loval, siz şahane bir kadınsınız. Eminim ki benim öğrenmek istediğim her şeyi biliyorsunuz. Yok canım, o kadar da değil. İspanyol Savaşı'ndan sonra Fransız İmparatoru savaşta esir alınan ve bir müddet hapiste yatan bazı İspanyolları buraya sürgün olarak göndermişti. Evet, bunu biliyorum. Vendome'a sürgün gelenlerin her birine göz kulak olma işi kasabada oturanlara verilmişti. Bu arada benim payıma da bir İspanyol düşmüştü. Aslında bütün yaptığımız iş gözden kayboldukları takdirde jandarmaya haber vermekti. Bu da pek zor bir iş sayılmaz. Doğru. Adamın isli oslu bir adı vardı. Durun bakayım. Tamam, hatırladım. Benim için biraz zor da bu isim. Burgos Federia. Defterlerimden birinde de yazılıdır. İsterseniz oradan kontrol edebiliriz. Evet, sonra? Ne şahane bir adamdı görmeliydiniz Monsieur Horas. Esmer, geniş omuzlu. Aslında İspanyol erkeklerinin pek güzel olmadığını söylerlerdi ama bu adam bambaşkaydı doğrusu. Pek o kadar uzun boylu değildi ama kuvvetli bir vücudu vardı. Sonra derin derin bakışları, güneş yanığı teni, ya ahlakı, o kadar kibar, o kadar nazikti ki. Peki ama ne yapıyordu bu adam? Ne mi yapıyordu? Sürgündü dedim ya, ne yapsın yani? Kitap okurdu bol bol. Bir kenara çekilip uzun uzun düşünürdü. Zaten günde ağzından 4-5 kelimeden fazla çıkmazdı. Konuşmak imkansızdı onunla. Sonra kiliseye giderdi sık sık. Hiçbir vaazı kaçırmazdı. Kilisede de nerede otururdu bilir misiniz? Kontes Mere'den iki sıra geride. Daima Kontes'in iki sıra arkasındaydı. Ama gözlerini önündeki kitabından kaldırdığını hiç görmedim. Allah Allah. Çok ilginç. Peki başka ne yapardı bu adam? Yüzerdi. Anlamadım. Yüzerdi dedim. Ormanın içinden geçen nehirde bir balık gibi yüzerdi. Akşamları da etraftaki tepelere tırmanırdı. Bütün zevkleri bu kadardı adamcağızın. Duyduğuma göre İspanya çok dağlık bir ülkeymiş. Herhalde o da etraftaki tepelere çıkıp İspanya'yı hayal ediyordu. Çok geç gelirdi eve. Her akşam mı? Evet evet, her akşam. Önceleri adamın kaçtığını sanırdım. Ama sonra alıştık. Hanın ön kapısının anahtarlarını vermiştik ona. Biz hiç beklemezdik geri gelmesini. Oho, o döndüğünde biz kim bilir kaçıncı uykumuzda olurduk. Peki sonra ne oldu bu adama? Durun canım, telaş etmeyin. Anlatıyorum işte. Bir gün
bizim seyis İspanyolu nehrin ta aşağılarında balık gibi yüzerken görmüş. Ertesi gün yüzerken fazla uzaklaşmamasını, nehrin aşağı kısmının bataklık olduğunu söyledim ona. Ne yaptı biliyor musunuz? Hayır Madame Leval, ne yaptı? Utandı. Evet evet, utançtan kıpkırmızı kesildi. Yüzmek bu kadar büyük bir suç muydu bilmiyorum ama ben de müthiş şaşırdım. Madame Leval, lütfen sonunda adama ne olduğunu söyler misiniz? Sizin kadar sabırsız adam görülmemiştir. Bir sabah uyandığımızda Signor Federia'yı odasında bulamadık. Kaçtı mı? Bilmiyorum ama elimiz ayağımız birbirine dolaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kocam o zaman sağdı da. Evet, kocam hemen evden dışarı fırladı, onu aramaya başladı. Eve geldiğinde akşam olmuştu. İzine rastlayabilmiş mi? Evet evet. Geri geldiğinde İspanyol'un elbiseleri kolunun altındaydı. Nehrin kenarında bulmuş onları. Büyük bir taşın altına saklanmış. Üstelik tam da Meret Şatosu'nun karşısında bir yere düşüyormuş. Allah Allah. Bir rastlantı mı bu acaba? Bilinmez. Artık arada bir bağlantı var mı yok mu siz karar verin. Yalnız bir şey daha var. Evet, çabuk söyleyin, gittikçe meraklanıyorum. Kocam geri döndükten sonra birlikte İspanyol'un odasını baştan aşağı aradık. Bir şey bulabildiniz mi? Evet. Odadaki çekmecelerden birinin içinde 50 İspanyol altını ile birçok pırlanta vardı. Pırlanta mı? Evet. Bakın, şu kolyemin ucunda takılı olan onlardan biridir. Ama bakın, bunların üzerine oturduğumuzu sanmayın. Altın ve pırlantaların yanında bir de mektup vardı. Bize hitaben yazılmıştı. İçinde bir gün handan uzaklaşıp geri gelmediği takdirde buradan kaçmış olduğunu anlamamızı ve kurtulduğu için dua etmemiz karşılığı altın ve pırlantaları bize bıraktığını yazıyordu. Demek kaçmış. Ben o kadar emin değilim ama uzun zaman beklediğimiz halde bir daha geri dönmedi. Tabii jandarmalara kaçtığını haber verdik. Günlerce aradılar ama izine rastlayamadılar. Kocam adamın intihar ettiğini iddia ediyordu ama bana kalırsa... Evet. Bana kalırsa İspanyol'un ortadan kaybolmasının Kontes Mary ile ilgisi vardı. Allah Allah, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Kontes Mary'nin ölümünden sonra bir gün Rosalie ile konuşurken Kontes'in çok sevdiği haçtan söz etti. Öldüğü zaman elindeymiş ve sonra bu haçla birlikte gömmüşler onu. Evet, nesi var bunun? Rosalie'nin dediğine bakılırsa bu haç abonuz üzerine gümüş kakmalıymış. Signor Federia buraya ilk geldiğinde bir gün odasını düzeltirken masanın üzerinde tam Rosalie'nin anlattığı gibi abanoz üzerine gümüş kalkmalı bir haç görmüştüm ben de. Artık gerisi sizin bileceğiniz iş. Bu hikaye gittikçe beni sarıyor. Müthiş bir muamma ama sonu nasıl gelecek acaba? Başka ne biliyorsunuz Madame Leval? Bundan başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yalnız vicdanım beni rahat bırakmıyor. Neden? Açık söyleyin. Signor Federia'nın bıraktığı altın ve pırlantaları saklamakla suç mu işledim acaba? Yok canım, katiyen. Onların hepsi sizindir. İçiniz rahat etsin. Zavallı adam. Bunlara baktıkça hep onu hatırlıyorum. Başına ne geldi acaba? Madame Leval, hiç Rosalie'yi bu konuda sorguya çektiniz mi? O kızın ağzından bir tek kelime almaya imkan yok. Kitli kudu mübarek. Benim anlayamadığım bir şey var. Kontes'in ölümünden sonra neden kalkıp buraya hizmetçi olarak girdi acaba? Nesi var buranın? Son derece mazbut bir handır işletti. Hemen alınmayın canım. Aklıma hiç öyle bir şey gelmedi. Şimdiye kadar evlenmemiş olması sizin garibinize gitmiyor mu? Ne yapsın evlenip de? Hayatından memnun. Bir sürü sevgili değiştirir. Ama çok güzel bir kız. Bana kalırsa çok iyi bir kimseyle evlenebilir. Neyse. Kont ve Kontes ayrıldıkları zaman yanlarındaydı Rosalie anladığım kadarı. Sonra Kontes öldüğü zaman da oradaydı. Her şeyi bilmesi gerekir. Eminim bir şeyler bildiğini. Ama kimseye bir tek kelime söylemiyorum. Belki bana anlatır ha? Ne dersiniz? Neden size anlatacakmış bakalım. Bir kadının güvenini kazanmanın yolları vardır. Rosalie'nin sırrını öğrenmeden şuradan şuraya adım atmayacağım. Bu işin mutlaka sonunu getirmeliyim. Rosalie'nin ağzından lafları nasıl alacağımı ben bilirim. Rosalie. Evet Monsieur. Rosalie, odana gitmeden biraz içeri gelsen de benimle bir kadeh içsen nasıl olur? Hayır Monsieur, imkan yok. Bu gece gelemem. Madame Leval görebilir. Daha yatmadı. Boş ver canım. Görsene çıkar. Ama o benim patronum.
Hadi canım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eminim ki Madame Leval burada bu kadar kaldığım halde senin gibi güzel bir kızla neden ilgilenmediğime şaşıyordur. Monsieur. Senin gibi tatlı, hoş ve güzel bir kızla. Ama artık onu bu meraktan kurtarmaya karar verdim. Söylemeyeyim böyle Monsieur. Hadi, hadi gel içeri. Gel. Gel otur şuraya. Ah benim şahane Rosalie'm. Rosalie, neden kendini sıkıyorsun öyle? Rahat ol biraz. İstersen şöyle gel, daha rahattır. Oh, Monsieur. Rosalie. Rosalie. Seviyorum sizi, seviyorum. Rosalie. Ama hayır, hayır, hayır. Gelmemeliydim, buraya gelmemeliydim. Rosalie, neyin var senin? Oh, hayır, hayır. Rosalie, neden ağlıyorsun? Ne var üzülecek? Gelmemeliydim buraya. Yoksa vicdan azabı mı çekiyorsun? Evet. Ha, demek ki gizli bir sevgilin var senin de. Grenfell. Demek adı Grenfell. Evet. Grenfell. Seni terk edip gitti ha. Bu sevgilinin mesleği neydi Rosalie? Duvarcı. Marangoz da aynı zamanda. Duvarcı mı? Hayret. Bir duvarcıya mı böylesine aşıksın? Hı? Meres şatosunda mı çalışıyordu? Evet. Neden ayrıldı senden? Neden? Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim. Hayır. Bırakın, bırakın ne olur. Hayır Rosalie. Vicdan azabı çekiyorsun değil mi? Nereden bildiniz? Ben daima karşımdakilerin akıllarından geçenleri sezerim. Kontes Mare ile ilgili bir şey var seni üzen. Öyle değil mi Rosalie? Vicdan azabı çekiyorsun. Mahvoluyorsun. Rosalie, anlat bana. Ağlamaz, söyle bana, anlat, dök içini. O kadar şahane bir kadındı ki, bana öyle iyi davranırdı ki. Ona karşı bir suç mu işledin? Oh, hayır, aklımdan bile geçiremezdim böyle bir şey. Ama o zaman elimden bir şey gelmezdi ki. Ne yapabilirdim? Oh, o geceyi hatırladıkça. Hangi geceyi? O gece. Aslında diğer gecelerden bir farkı yoktu. O zamana kadar öyle mutluydum ki. Düşünün bir kere. Evet. Hanımımla birlikte pencerenin kenarında oturuyorduk. Bey evde yoktu. Diğer akşamlarda olduğu gibi. Dışarısı o kadar güzeldi ki. Bahar çiçekleri hafif rüzgarlar altında pencerenin kenarına çarpıyordu. Güller, güllerin nefis kokusu duyuluyordu. Sonra? Onun odası zemin kattaydı. Pencereden dışarıyı seyrediyorduk. Dışarıda gölgeler oynaşıyordu bahçede. O zamanlar şatonun bahçesi çok güzeldi. Kontes ağaçların ötesinden nehri seyrediyordu. Dikkatle seyrediyordu. Onun gelmesini bekliyordu. Evet Rosalie. Sonra ne oldu? Anlat. Zaman geçiyordu. Kontes meraklanmaya başlamıştı. Neden bu kadar gecikti diye söylenmeye başladı. Hiç bu kadar gecikmezdi. Yani sen orada hanımınla oturmuş. Ona hizmet etmek benim için en büyük bir zevkti. O da beni o kadar çok severdi ki. Onun güzel sesini duymak bile beni mutlu ederdi. Rosalie derdi. Rosalie. Yavrum benim. Senin gibi birisinin yanımda bulunması benim için ne büyük mutluluk. Çok cana yakın bir kızsın sen. Sen olmasan ne yapardım ben? Daima sizin yanınızda bulunacağımı biliyorsunuz. Hele size ihanet edip kaçmak aklımdan bile geçmez. Biliyorum Rosalie. Şuradan şalımı getirsene Rosalie. Oh, pencereden esmeye başladı. Nereye koymuştunuz şalınızı madam? Ay, Allah Allah. Buradaymış. Buyurun şalınızı. Teşekkür ederim. Omuzlarıma koyuver. Biliyor musunuz madam? Her şeyi yerli yerine koymayınca daima bulmakta güçlük çekiyorum. Bu kez de şalınızı dolaba koymayı unutmuştum. Hoş, aslında şu dolabı hiç sevmiyorum ya. Madam, ne kadar kocaman bir gömme dolap değil mi? Sanki duvarların arasına sıkışmış gibi duruyor.
Şöyle güzel oyma bir dolap alsanız olmaz mı sanki? Bu dolapta işimizi pekala görüyoruz Ali. Neyse. Madam, o kadar güzelsiniz ki. Ay, perilere benziyorsunuz. Söyleme böyle Rozali. Bu gece yüzümün solgun görünmesi gerek. Hı? Öyle değil mi? Hasta olduğumu sanmalı herkes. Ah. Ah, üstümde sabahlık da olmalı. Versene bir sabahlık giyeyim Rozali. Madam, sabahlık bile giyseniz güzelliğinizden bir şey eksilmez. Kontun bu güzelliği fark etmemesi imkansız. Bugün bana uzun uzun baktı ve sana hayran olmaktan kendimi alamıyorum dedi. Sağlığımın düzeldiği her halimden belliymiş. Sizin iyileştiğinizi anlaması pek işinize gelmez madam. Sonra? Doğru, haklısın. Belki o geceden önce yüzüme biraz pudra sürsem soluk bir hava verebilirim kendime. Pudriyerimi ver, bir deneyeyim bakalım nasıl olacak. Merak etmeyin madam, buraya gelmeyeceğine eminim. Her zamanki gibi eve gelince doğru yukarı odasına çıkıp yatar. En iyisi uşağı sizin bugün yeniden rahatsızlandığınızı, bir ara bayıldığınızı ve şimdi de uyuduğunuzu söyleyeyim. Gelince ona sorar belki. Hı? Ne dersiniz? Bana bak Rozali. Sen bugünlerde uşakla fazla fısıldaşıyorsun. Hı? Grenfloo seni bir gün onunla burun buruna yakalayacak ve kıskanmaya başlayacak. Yok canım. Grenfloo onu ne kadar sevdiğimi bilir. Rozali, Grenfloo ahırın kapısının onarımını bitirdi mi? Daha bitirmedim adam. Madam, acaba Grenfloo'nun nehir kıyısındaki kayıkhaneyi biraz onarmasına müsaade eder miydiniz? Oh, elbette. Ama neden istiyorsun bunu? Şey, biz onunla orada buluşuyoruz da her yandan rüzgar giriyor içeriye. Geldi. Rozali, çabuk koş pencereyi kapat. Josephine. Sevgilim, Federian benim. Gelmen için Tanrı'ya dua ediyordum. Geç kaldım bu akşam. Aklıma kötü şeyler geliyor böyle zamanlarda. Nehrin akıntılarına kapılıp sürüklenebileceğini düşünüyorum hep. O akıntılar bana hiçbir şey yapamaz. Korkma sen. Sahilde birkaç tane köylü vardı. Onların uzaklaşmalarını beklemek zorunda kaldım. Senin onurunu lekelemektense ölmeyi tercih ederim. Bu kasabada dedikodu nasıl yayılır bilirsin. Onlar gidene kadar suyun içinde bekledim. Gel bana sevgilim. Rozali, pencereyi kapadın mı? Evet madam. Biraz esiyor gibi geldi de. Josephine. Evet sevgilim. Bir haber mi var yoksa? Evet Josephine. Bugün bir mektup aldım. Kaç zamandır bekliyordum biliyorum. Mektubun bana ulaşması 3 hafta sürmüş. Elden ele gelmiş tabii, gizli. Yani artık kaçacak mısın buradan? Kaçabilirsem elbette. Ama hiçbir tehlikeyi göze alamam. Her şeyin mükemmel bir şekilde hazırlanması gerek. Aslına bakarsan bir zamanlar böyle bir mektup gelseydi ve ben eski Federia olsaydım bir dakika bile durmazdım. Ama şimdi... Şimdi ne fark eder sevgilim? Nasıl seni bırakıp kaçabilirim Josephine? Sen artık benim özgürlüğümden daha değerlisin. Hayır sevgilim, durma artık. Hemen kaçmalısın. Beni de birlikte götür. İmkansız. Neden? Buradan kaçıp doğru Güney'e ineriz. Orada ben kolaylıkla bizi İspanya'ya geçirecek bir gemi bulabilirim. Böyle bir şey aklın alıyor mu? Senin buradan uzaklaştığını fark ederse kocan ne yapar düşünebiliyor musun? Derhal senin peşinden adamlar salacaktır. Aldırmıyorum bunlara Federia. Seninle gelmek istiyorum. Josephine. Seni seviyorum. Zalim bir adamın seni yakalayıp intikam almasına fırsat verir miyim sanıyorsun? Benim bir İspanyol olduğumu unutma. Biz ölmeyi göze alırız fakat asla sevdiğimiz kadını ele vermeyiz. Beni koruyacağına güveniyorum Federia. Ah, bir Fransa'yı terk edebilsek. Ondan sonra da bizi kimse yakalayamaz zaten. İntikam almayı ahd etmiş bir adamın neler yapabileceğini sen bilemezsin. Biz Fransa'dan çıkmadan yakalar. Sanki kocamın bana çok aldırdığı varmış gibi. Benim varlığım veya yokluğum onun için hiçbir şey değiştirmez.
Bütün gün evde değil. Akşamları da ancak arkadaşlarıyla içip sarhoş olduktan sonra eve dönüyor. Ama senin odandan dışarı çıkmadığını biliyordu ondan. Şimdilik hiçbir şüphesi yok. Benim hastalığıma inandığını pek sanmıyorum ya. Hadi Federia, hemen kaçalım. Deli misin sen Josephine? Önce İspanya'daki arkadaşlarımla temas kurmalıyım. Kaçmak için zamanı çok iyi hesaplamamız gerek. Bırak şimdi bunları. Bak, ikimiz baş başayız. İçinde bulunduğumuz anın zevkini çıkarmaya bakalım. Peki sevgilim. Sonra sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Rosalie. Sonra kapının yanına git ve dışarıya göz kulak ol. Kont eve gelip odasına çıktığında bana haber ver. Emredersiniz madam. Siz hiç merak etmeyin. Gel sevgilim. İkimizin mutluluğu için içelim. Josephine, ikimizin mutluluğu için. Şimdi sıra hediyemde. Görmek istiyor musun? Demek benim için bir hediyeydi göstereceğin şey. Ama bana çok hediye getiriyorsun Federia. O pırlantaları saklayıp özgürlüğünü elde etmek için kullanmalısın. Bu hediyeyi mutlaka sana vermeliyim. Bu benim yaşantım boyunca yanımdan ayırmadığım bir şey. Benim değerli haçım. Ben çocukken annem bunu boynuma asmış. Dur bir dakika. Gömleğimi açmam gerek. Yüzerken yitirmeyeyim diye gene boynuma takıp getirdim. İşte bak. Oh, oh, ne kadar güzel. Bir hanım için biraz büyük belki ama ne yapayım? Çok ama çok güzel sevgilim. Abanoz ve gümüş. Yaşantım boyunca bunu yanımda taşıdım. Evimde, işimde, savaşta, her yerde. Bunu yatağının başucuna tak. Akşamları dua ederken benim yaptığım gibi bunu ellerinin içinde tut. Bunu daima yanımda bulunduracağım Federia. Ölünceye dek. Yo yo. Hatta öldükten sonra bile benimle birlikte gömülecek. Benim en değerli şeyim şimdi bu ağaç. Onu sen bana verdiğin için. Çok eski bir şeydir. Antika. Çok uzun zaman önce yaşamış bir rahip yapmış. Bu gece bunu elimde tutarak dua edeceğim. Birlikte kaçabilmemiz için. Sonra da yatağımın başına asacağım. Federia, Federia biliyor musun? Biliyor musun onu ne kadar çok öpeceğim? Güzel Josephine. Hadi gel. Kocam bu akşam gece yarısından önce eve gelmez. Neden o kadar geç? Uşağı ve Rosalie'ye bu gece kulüpte toplanacaklarını söylemiş. Artık oyun mu oynayacaklar yoksa tartışma mı yapacaklar bilmiyorum. Ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Mutlaka politik sorunları tartışıyorlardır bugün. Madam. Geldim. Eyvah geldi. Saklanın çabuk. Ne? Saklanın çabuk saklanın. Nereye saklanayım, nereye? Dolaba çabuk. Büyük dolaba saklan. Yalvarırım sesini çıkarma. Merak etme, seni ele vermektense ölmeyi tercih ederim. Çabuk. Çabuk kilitle kapıyı Rosalie. Anatol, bu akşam erken döndün eve. Evet. Kulüpte oyun yoktu. Ben de erken dönüp seni görmeye karar verdim sevgilim. Ama ben sanıyordum ki... Sandığın şeyin önemi yok sevgilim. Bilardo oynadım ama rakibim o kadar zayıftı ki müthiş sıkıldım. Yüzün çok sarı sevgilim. Rahatsızım. Rahatsız mı? Bana son zamanlarda rahatsızlığın tamamen geçti gibi geliyordu. Hayır. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Halbuki bugün gitmeden önce sana baktıkça gözlerinin pırıl pırıl olduğunu görüyordum. Sanki bir kat daha güzelleşmiş gibiydin. Sen olmayacak şeyler hayal ediyorsun. Acaba onu ihmal mi ediyorum diye kendi kendime sordum. Belki de söylediğin gibi hala rahatsızsın fakat bunun gerçek olduğunu sanmıyorum. Acaba sana karşı duygusuz davrandığımı düşünerek kızıyor muydun? Hayır. İnan bana. Bir kadın elbette ki güzelliğinin farkına varılmasını ister. Uzun zamandır kendi kendime soruyorum Josephine. Acaba sen beni memnun etmek için gayret gösteriyorsun da ben mi fark etmiyorum ha? Şimdiki davranışlarımın her zamankinden bir farkı yok. Yaşadığım hayat tarzının bedelini şimdi mi ödeyeceğim? Öyle mi Josephine? Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın?
Hayır. Hayır. İnkar etme. Her zaman kaşlarını çatıyorsun ve benden uzak duruyorsun. Yoksa... ama olamaz. Bilmem ki... Belki ben de bazı kocalar gibi senin güzelliğini çok geç keşfettim. Anatol, beni rahat bırak. Ne dedin? Ne oluyor sana? Neden böyle titriyorsun? Ellerin niçin bu kadar soğuk Josephine? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Öyleyse hizmetçini çağır. Dolapta saklanıyor değil mi? Ne demek istiyorsun? Çağır onu. Dolapta olduğunu biliyorum. Ama dolapta ne işi var? Dolabın içinde birinin hareket ettiğini ve bir şeyin düştüğünü duydum. Hayır. Böyle gizli kapaklı şeylerden hoşlanmam. Söyle çıksın dışarı. Rosalie! Ama Rosalie orada değil. Sen odaya girerken o dışarı çıktı. Görmedin onu. Rosalie. Buyurun efendim. Rosalie, neredeydin sen? Kapının dışındaydım efendim. Dolapta bir ses duydum. Acaba ne sesi olabilir bu, biliyor musun Rosalie? Hayır efendim. Kulaklarım beni hiçbir zaman aldatmaz. Eminim bir ses duyduğuma. Fakat efendim... Bizi yalnız bırak. Sana söyleneni yap Rosalie. Emredersiniz madam. Ne oluyor Anatol? Kafanda ne gibi garip düşünceler dolaşıyor? Madam, dolabınızda birisi var. Hayır, kimse yok. Göreceğiz bakalım. Kimse yok dolapta. Bakabilirsin. Bakacağım. Fakat bakıp da içeride kimseyi bulamazsan aramızdaki her şey bitmiş olacak. Her şey. Demek öyle Josephine. Peki. İstediğin gibi olsun. Bakmayacağım. Çünkü her iki durumda da içeride birini bulsam da bulmasam da ayrılmamız gerekecek. Şimdi dinle beni. Evet Anatol. Seni gayet iyi tanırım Josephine. Kalbinin temizliğini bilirim. Hayatın pahasına bile olsa büyük bir günah işlemeyeceğini bilirim, değil mi Josephine? Evet. O halde şu haçı al ve Tanrı'nın huzurunda dolapta kimse olmadığına yemin et. Sana inanacağım ve dolabı hiçbir zaman açmayacağım. Yemin ederim. Yüksek sesle Josephine, al şu haçı eline ve benim söylediklerimi tekrar et. Dolapta kimse olmadığına yemin ederim. Dolapta kimse olmadığına yemin ederim. Güzel. Ne hoş bir haç bu böyle ha? Bunu daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Duyver'den aldım onu, kuyumcudan. Geçen yıl Vendome'dan geçen İspanyol mahkumlarının arasındaki bir papazdan almış onu. Öyle mi? Evet. Rosalie! Buyurun efendim. Gel buraya. Evet efendim. Buraya, pencerenin yanına gel. Dinle Rosalie. Grenfell'un seninle evlenmek istediğini biliyorum ama parasızlığınız buna engelliyor. Evet efendim. Ben de onu seviyorum. Biliyorum. Kendine kahya olarak bir iş bulabilirse onunla evleneceğini söylemişsin. Bunu da duydum. Doğru efendim. Şimdi sana söyleyeceklerimden kimseye söz etmeyeceksin. Gidip Grenfell'ü buraya çağır. Gelirken malasını ve diğer aletlerini birlikte getirsin. Bu akşam benim istediğimi yaparsa düşünüzde bile göremeyeceğiniz kadar para sahibi olup mutlu bir yuva kurabilirsiniz. Çağır onu bana. Tek bir söz etmeden çıkacaksın odadan. Yoksa... Peki efendim. Ne oluyor Anatol? Rosalie'ye neler fısıldadın? Ona bir emir verdim. Ne emri? Anlayacaksınız ne olduğunu madem. Acele etmeyin. Ona ihtiyacım var. Yatmak istiyorum. Çağır onu geri. Zamanı gelince geri gelecek. Ama Rosalie bana lazım. Diğer hizmetkarlar nerede? Saat geç olduğu için hepsi dairelerine çekildiler. Hizmetçim olduğu için yalnız Rosalie yanımda kalmıştı. Ha, demek öyle. Çok güzel. Ne demek istiyorsun?
Hiç hiç hiç. Benimle bir el kağıt oynamak ister misin Josephine? Yoksa yanımda pencerenin kenarında oturmayı mı tercih edersin ha? Piyano çalmayı tercih ederim. Hı. Sen bilirsin. Peki ne istediğini söylemedi mi? Hayır, sadece seni çağırmamı istedi. İyi ama aletlerimle ne yapacakmışım? Bilmiyorum ama gel şimdi öğreniriz. Girin. Pedro geldi. Gelsin bakalım. Aletlerini oraya bırak Grenflo. Şimdi bahçeye gidip şu dolabın önünü örmeye yetecek kadar tuğla getireceksin. Sonra da üstünü sıvayacaksın. Ama efendim... Dediğimi yap. Yalnız önce yaklaş. Yaklaş. Sen de Rosalie. Bu gece burada kalacaksınız. Yarın sabah başka bir memlekete gidip yerleşmeniz için size birer pasaport temin edeceğim. Cebinizde de 6.000 frank olacak. Gittiğiniz yerde 10 yıl kalacaksınız. Aynı ülkede olmak şartıyla değişik kentlerde kalabilirsiniz. Fakat efendim... İtiraz istemiyorum Grenflo. Buradan ayrıldıktan sonra önce Paris'e gidip beni bekleyeceksin. Paris'te 10 yıl sonra Fransa'ya dönüşünüzde size 6.000 frank daha vereceğime dair senet hazırlayacağız. Bu vereceğim paralara karşı sizden istediğim... Bu gece yapacağınız işten kimseye söz etmemeniz. Sana gelince Rosalie, Grenflo ile evlenmen şartıyla düğününde sana 10.000 frank hediye edeceğim. Bu paraları elde edip evlenmeye niyetiniz varsa ağzınızı sıkı tutacaksınız. Hadi Grenflo, git tuğlaları getir. Dikkat et Grenflo, boşluk kalmasın. Rosalie, şu sedirin üzerinden şalımı verir misin? O da çok serinledi. Hay hay madem. Buyurun. Gidip Grenflo'ya duvarın dibinde bir boşluk bırakmasını söyleyebilirsen... size hayatınız boyunca ayda 1.000 frank. Başka işin yoksa git Grenflo'ya yardım et Rosalie. Peki madam. Duvarın bir yerinde bir delik bırak Grenflo. Üstü sıvanacak bunu, nasıl bırakabilirim? Mutlaka bırakmalısın. Kapağın şu küçük renkli camlarından birini kırıversen. Sersem herif, ne yaptın? Çok özür dilerim efendim, çok özür dilerim. Nasıl kırdın hocamı? Kazara oldu efendim, fakat merak etmeyin. Bakın önünü tuğluyla kapattım bile. Elini kapattım çabuk efendim. Tut. En ufak bir aksaklık istemiyorum duvarda, yoksa... Merak etmeyin efendim. Vendome'da benden daha iyi usta yoktur. Birazdan işimi bitireceğim. Rosalie! Buyurun efendim. Bu gece... Bu odada kalacağım için benim eşyalarımı taşıman gerekecek. Anlayamadım efendim. Dediklerimi duydun. Yukarı çık, pijamalarımı ve battaniyemi getir. Karımınkinin yanında bana da bir yatak hazırla. Hı? Anladın mı şimdi? Evet. Hadi bakalım. Gidiyorum efendim. Hanımının gözüne güneş girdiğini görmüyor musun Rosalie? Şu perdeleri kapat bakayım. Kahvaltı etmedin sevgilim. Galiba gece de pek uyuyamadın ha? Hastalandığımdan beri iyi uyumuyorum zaten. Ha, tabakları götürebilirsin Rosalie. Sonra da gelip hanımını giydir. Emredersiniz efendim. Oh hay Allah, unutuyordum. Rosalie...
Uşağa söyle de arabayı hazırlasın. Peki efendim. Bir yere mi gidiyorsun Anatol? Evet, kasabaya inmem gerekiyor. Bir pasaport işi var da onu halletmeliyim. Ne zaman döneceksin? Merak etme, mümkün olduğu kadar çabuk döneceğim. Ne de olsa iyi bir kocanın hasta karısının yanında olması gerekir, değil mi? Ha, hazır kasabaya giderken şu gümüş kakmalı haçı da götüreyim Josephine. Kuyumcuya uğrayıp bunun gerçek hikayesini öğrenmek çok ilginç olacak. Ben gideyim artık. Dediğim gibi en kısa zamanda dönerim. Oh, neyse gitti. Gitti. Rosalie! Rosalie! Neredesin Rosalie? Geliyorum madam. Grenfilo'nun çekici nerede? Çabuk bana bulalım, çabuk çabuk. Hemen şuraya koymuştum madam. Buyurun. Grenfilo duvarı yaparken dikkatle seyrettim. Hemen bir delik açıp sonra tekrar kapayabiliriz. Çabuk yardım et bana. Çabuk. Elbette madam. Ver şunu ver. Sevgilim, beni duyuyor musun? Biraz daha sabret. Seni kurtaracağız. Rosalie, elini çabuk tut, çabuk. Ona bir şey olmaz. Siz. Bayıldı. Adam bayıldı. Onu yatağına yatır. Peki. Sonra Grenfell'ü çağır. Buradan gitmeden önce duvarı tamir etmesi gerek. Ama madamın hali çok fena. Madam, ben Rosalie. Hasta mısınız madam? Çekildi başımdan. Hayır. Sen tamamen iyileşene kadar yanından ayrılmayacağım. Sen yatacaksın. Ben de gerektiği kadar başında duracağım. Rahat bırak beni. Yalvarırım. Yalvarırım sana. Yalvarırım. Oh. Niçin yalvarıyorsun bana? Anatol. Hı-hı. Yık şu duvarı. Yalvarırım. Yalvarırım, yık şu duvarı. Yık. Dolapta kimse olmadığına dair bu haç üzerine yemin etmiştin. Ah Rosalie, zavallı yavrucak. Demek hikaye böyle. Evet. Tam 3 hafta kontesin yanından ayrılmadı. Of, ne zalim bir adam. Sonra ne oldu? Sonra bir gece sessizce ayrılıp gitti. Paris'e mi? Evet. Orada çılgınca bir hayat sürmüş. Ama hanımım. Zavallı hanımım. Kendini yedi bitirdi değil mi? Kim bilir ne büyük bir vicdan azabı içindeydi. Evet. O şekilde de ruhunu teslim etti. Son günlerinde bir iskeletten farksızdı. Bembeyazdı yüzü. Fakat gözlerinde garip bir pırıltı vardı. O haçı hiç elinden bırakmadı. Sonunda onu haçıyla birlikte gömdük. Uf, bu olanlar hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Tahmin ederim. Bir yabancı olmama rağmen ben de bu hikayeyi bütün ömrüm boyunca dehşet içinde hatırlayacağım. Peki Grenfell ne oldu Rosalie? Gitti. Benim ısrarım üzerine. Belki bir gün dönebilir. Dönerse evlenir misin onunla? Kim bilir. Belki. Ama aradan o kadar zaman geçti ki. Dönerse evlenirsiniz. Belki de evliliğiniz bu hikayenin mutlu yanı olur. Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslında hiçbir hikayenin sonu yoktur Rosalie. Her şey devam eder, gider. Sayın dinleyiciler, Leyla Onat ve Şefik Onat'ın Honoré de Balzac'tan radyo için çevirdikleri Merre Şatosu adlı oyunu dinlediniz.